Merhaba arkadaşlar, ben Beyza Nur, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere diyet yapmadan 5 maddede kilo vermeyi göstereceğim. Yani öğretmeye çalışacağım. İpuçları vereceğim. Buldum. 5 maddede yapabileceğiniz ipuçları vereceğim. Diyet yapmadan veya spor yapmadan, yani yürümek, spor. Birinci maddemiz, yemek yemeden önce bir bardak, her yemekten önce, sabah, öğle, akşam veya ara öğün yapıyorsanız onlardan da önce bir bardak su için. Çünkü su doygunluk hissi verecektir size ve karnınız şişeceği için daha az yer kalacaktır karnınızda. Bu, yani daha az yemek yemiş. İkinci madde, tabağınızda değişiklikler yapın. Mesela normalde bir porsiyon veya çok tabağınızı ağzına kadar dolduruyorsanız onun yarısını veya dörtte birini çıkarın. Yani yarısını çıkarınca zaten yarısı kalıyor ama dörtte birini çıkarınca dörtte üçünüz kalıyor. Değişiklikler yapın veya kuru meyve yemeyin. Taze meyve yiyin. Daha şeker oranı düşük olduğu için daha sağlıklı zaten taze meyveler. Veya baharatlandırın. Baharatla metabolizmanızı hızlandıracak. Özellikle kırmızı biber bolca katın, karabiber metabolizmayı hızlandırmayı birebir. Bunu yaparsanız bile sizin için yeterlidir. Tatlı çok canınız çekiyorsa hemen saldırmayın tatlılara. İlk önce bir bardak su için, ondan sonra evde bitter çikolata alın. Gerçekten bitter çikolata hem diğerlerine göre kalorisi hem daha düşük, hem de sizi daha tok tutacak ve daha sağlıklı. Yani çikolatalar arasında daha sağlıklı ve diyet sayfalarında falan görmüşsünüzdür. Mutlaka bitter çikolata vardır. Kesinlikle bitter çikolata. Dördüncü madde. Üçüncü madde dedim mi acaba? Neyse. Dördüncü madde. Ben mesela yaptığım şeyi söyleyeceğim. Şimdi bir tane tabak alıyorsunuz önünüze. O tabağı dolduruyorsunuz. Mesela bu kadar yemek kaldı. Az deyip yine yemeye devam ediyorsunuz. Yani doyduğunuz halde onu yemeye devam ediyorsunuz. Bunu engellemek için küçük tabak kullanın. Ben büyük tabağı dolduruyordum ve artık almasın diye şey yapıyordum. Veya ilk yemeği biraz az alın. Eğer doymazsanız tekrar alırsınız. Böyle de yapabilirsiniz. Yani benim bir diğer tavsiyem de bu. Beşinci maddem ise çok basit. Hem paranızdan kâr edebilirsiniz. Büyük şehirlerde yaşıyorsanız İstanbul gibi semtten semte yürüyebilirsiniz. Çünkü büyük ihtimalle gideceğiniz yer çok çok uzak kalacak. Ama ben Sinop'ta yaşıyorum ve burada her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten minicik bir şehir. Her yere yürüyerek gidebiliyor. Benim size tavsiyem her yere yürüyün. Yani çok fazla metro kullanmayın, dolmuş kullanmayın. Biz burada en uzak yer Karakum 2'ye kadar, yani bu bayağı oluyor. 6 kilometre falan benim evimden veya 7, bilmiyorum. Oraya kadar yürüyoruz. Tam olarak bilmiyorum, 10 kilometre de olabilir. Bayağı uzak kalıyor aslında. Şu an atıyorum şeyleri. Hani bayağı uzak. Oraya bile yürüyerek gidiyorum. Size de tavsiye ederim kesinlikle. Hem spor yapmıyorsunuz ve spor yapmaya vaktiniz yoksa veya spor salonlarına para vermek istemiyorsanız sadece yürüyün. Hem paranızdan kâr edersiniz hem de spor yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. 5 maddede sizlere diyet yapmadan nasıl kilo verileceğini ipuçlarını verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.